Değerli Petrolik TV izleyicileri, 360 derece enerji programımızın yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde konuğumuz OPET Genel Müdürü Sayın Cüneyt Ağca. Merhaba Cüneyt Bey. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Bugün Cüneyt Bey ile hem bir nebze akaryakıt piyasasını, akaryakıt sektörünü hem de tabii OPET'i konuşacağız. Cüneyt Bey, dilerseniz yılın ilk yarısıyla başlayalım. Yaklaşık 1,5 yıldır pandemi sürecini yaşıyoruz. Yılın ilk yarısı OPET için nasıl geçti? Bu pandemi sürecinde nasıl yönettiniz? Bu konuda bilgiler verir misiniz? Tabii ki. Şimdi tabii pandemi geçen sene aslında Mart ayının ortasında gündemimize geldi. Ülkemizde ilk vakanın belirlenmesiyle birlikte. Geçen sene o tarih itibariyle tabii bir anda işte kapanmalar başladı. Tüketimde ciddi düşüşler oldu. Biz tabii sektör olarak durmadık. Yani sürekli faaliyetlerimizi devam ettirdik işimiz gereği. Bütün terminallerimiz sürekli zaten faaliyetini sürdürdü. Benzer şekilde istasyonlarımızdaki satışlarımız, ki dönem dönem biliyorsunuz nöbetçi istasyon uygulaması olmuştu. Onun dışında 7/24 hizmet vermeye devam ettik. Ve geçen sene işte Haziran ayında bir biliyorsunuz kısmi normalleşme oldu. Piyasalar biraz açıldı. Sonra yıl sonuna doğru tekrar kapanmalar. Bu seneye geldiğimizde bu sene başından itibaren işte hafta sonu kısıtlamaları, akşam sokağa çıkma yasakları devam etti. Biz tabii bütün bu süreçte dediğim gibi yani faaliyetlerimizi aksatmadan müşterilerimize verdiğimiz hizmeti aynı şekilde sürdürerek devam ettirdik. Merkez ofisimizde uzaktan çalışmayı devreye aldık geçen sene hızlı bir şekilde. Dönem dönem kısmi çalışmalar oldu ofiste ama ağırlıklı uzaktan çalışmaya geçtik. Tabii ki terminallerimiz hani faaliyetlerini sürdürdüler. Bu sene baktığımızda aslında sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde işte tüketimin yarı yarıya düştüğünü görebiliyoruz istasyon satışları anlamında. Diğer günlerde ise beklentimiz doğrultusunda ya hatta bir çıt üzerinde satışlar gerçekleşiyor. Biz bütün tesislerimizde, genel müdürlükte, hatta Antalya'da işlettiğimiz bir istasyonda Türkiye'de ilk olarak bu COVID-19 TSE'nin güvenli işletme belgesini aldık. Tabii daha sonra diğer istasyonlara da yaygınlaştı. Çalışanlarımızın, bayilerimizin, bayilerimizin çalışanlarının, müşterilerimizin sağlıklarına dikkat ederek, önem vererek bu süreci yönettik. Tabii bizim şöyle bir özelliğimiz var, gayet iyi biliyorsunuz. Biz 20 yıldan daha önce aslında temiz tuvalet kampanyası başlatmıştık. Kurucularımızdan Sayın Nurten Öztürk'ün liderliğinde yürütülen bir proje. Dolayısıyla hijyen bizim için her zaman çok çok önemli ve öncelikli bir konuydu. Yani bizim istasyonlarımız aslında pandemiye hazırdı. Neden? İşte temassız kapılar, işte temassız musluklar. Dolayısıyla her türlü işte temizliğin, hijyenin, o tip önlemlerin alındığı noktalardı. Dolayısıyla hani başkaları buna adapte olmaya çalışırken biz aslında hazır bir şekilde girdik. Bu da o dönemde ve tabii ki bu senede müşterilerimizin istasyonlarımızı tercih etmesinde önemli bir etken oldu. Yani bu sene baktığımızda hani satışlar, piyasa nasıl gidiyor diye değerlendirecek olursak aslında dediğim gibi geçen sene kapanma dönemlerine kıyasla bu sene satışlar biraz daha iyi gidiyor. Ben onu şöyle yorumluyorum. Tabii ki insanlar hakikaten sıkıldılar. Artık dışarı çıkma ihtiyaçları var. Dolayısıyla o imkan sağlandığında bir hareketlilik başlıyor. Dolayısıyla hani ilk yarı tabii ki geçen seneye kıyasla biraz daha gerileme var. Çünkü geçen sene ilk 2,5 ay hani normal bir dönem geçirildiği ve bu sene genelde kapanmayla geçtiği ve de hani 17 günde tam kapanma olduğu için göreceli olarak bir daralma gözlemliyoruz. Yani Ocak, Şubat, Mart'a göre bir daralma tabii, ama Nisan, Mayıs, Haziran'a göre tabii daha yüksek. Ki
Mesela geçen sene 1 Haziran'da bir kısmi normalleşme başlamıştı. O zaman hızlıca bir normale geçti piyasa. İşte bu sene yani Haziran sonu itibariyle, yani dün itibariyle hani tamamen açılma başladı. Dolayısıyla o ilk yarıdaki kaybı diyelim, ikinci yarıda büyük ihtimalle telafi edeceğiz. Evet, zaten ikinci sorum da oydu. Hem piyasa açısından genel olarak hem de özelde OPET anlamında nasıl bir ikinci yarı bekliyorsunuz? Özellikle bu aşı uygulamalarında yaygınlaşmasıyla, kısıtlamaların geçmişe göre daha az olacağı veya hiç olmayacağı öngörüsüyle bakarsak neler söylersiniz ikinci yarı ilişkin? Şöyle, yani dediğim gibi yani insanlar hakikaten artık dışarı çıkmak istiyorlar, seyahat etmek istiyorlar. Dolayısıyla beklentimiz hızlı bir şekilde piyasanın büyüyeceği yönünde. Dolayısıyla hani ilk yarıdaki o kayıpların hem telafi edilip, eğer hani tekrar bir kısıtlama, işte yeni bir ne bileyim kapanma dönemi olmazsa, ben bu yılın genelinde ikinci yarıdaki toparlanmayla birlikte en azından geçen sene kadar bir piyasa büyüklüğüne ulaşılacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sene bütün o dönemsel farklılıklara rağmen hani bir önceki seneye göre piyasa hemen hemen aynı şekillendi. Biz bu arada geçen sene biraz önce bahsettiğim unsurlar nedeniyle aslında %3 bir büyüme yaşadık OPET olarak. Bu sene de tabii ki piyasanın gidişatına bağlı olarak özellikle istasyonlarımızdaki satışlarımızın artacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi yani beklentimiz olumlu ama burada tabii ki hani başka bir dalganın gelmesi ya da ilave kısıtlamaların hani olmaması ve olmayacağı umuduyla. Tabii ki aşı konusu çok çok önemli. Onun yaygınlaşmasının da ben bu salgının kontrol alınmasında, altına alınmasında çok önemli bir unsur olduğunu da düşünüyorum. Tabii ki tedbirleri elden bırakmamak lazım. İnsanlar artık maskeden de sıkıldı ama onu bir süre daha hayatımızda galiba tutacağız. Cüneyt Bey, biraz sektörel iki soruyla devam etmek istiyorum. Sonra OPET'e tekrar geri döneceğiz sorularımızda. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yasa değişikliği yapıldı. Petrol piyasası ve LPG piyasası kanunlarında özellikle vergi kaçakçılığına ve sektöre girişlere ilişkin yeni düzenlemeler içeren değişiklikler yapıldı. Arkasından EPDK bunların ikinci il mevzuat düzenlemelerini yaptı. Siz de sektörün oyun kurucu oyuncularından biri olarak bu düzenlemeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksik ya da hatalı bulduğunuz yönler var mı? Bunları bir değerlendirirseniz. Tabii. Şimdi Emin Bey, biz sektörde düzgün çalışan, haklı rekabet yapan bütün oyuncuların olmasının ve bunların artmasının yanındayız. Çünkü yani önemli bir iş yapıyoruz. İşte hizmet veriyoruz. Dolayısıyla burada mühim olan bu hizmeti en iyi şekilde vermek, en doğru ve düzgün şekilde vermek. Dolayısıyla biz yapılan, yani bu anlamda yapılan her türlü düzenlemeyi hakikaten destekliyoruz. Sağ olsun yetkililer de bu düzenlemeleri yaparken hani sektör derneklerinin görüşlerini alıyorlar. Hani bizlerin fikirlerini de değerlendiriyorlar. O anlamda ben çok değerli buluyorum. Örneğin daha önce işte bu otomasyon sistemleri, ulusal marker gibi konular nihayetinde hep hani EPDK başkanımız da söyler, artık kaçak akaryakıt kavramı çıktı gündemimizden. Ama süreç içinde bu işte diğer bu vergisel bir takım sıkıntıların da olduğu farklı metodlara doğru geçti. Şimdi son düzenlemelerde onları önleyici bir takım düzenlemeler artı. Dediğim gibi yani sektörde işi doğru yapacak firmaların önünü açacak, onların aslında piyasada yer almasını sağlayacak düzenlemeler. Burada bir tek şöyle kritik bir husus var. Düzenlemeler çok güzel. Tabii uygulaması, takibi, onun sonucundaki yaptırımlar da çok çok önemli. Hani o sağlanırsa bence sektörün geleceği açısından çok çok önemli diye düşünüyorum. Haklısınız. Bazen düzenlemeleri yapmak, yasaları çıkarmak yetmiyor. Evet, uygulamasını da sağlıklı bir şekilde yapmak yani gerekiyor. Yani çok önemli bir husus. Evet. Biliyorsunuz Mart ayında tavan fiyat uygulaması ilan edildi. 2 ay süreyle bu tavan fiyat uygulandı. Mayıs ortasında sona erdi. Şimdi buradan yola çıkarak sektörün sürdürülebilirliğini rekabet ve finansman açısından değerlendirdiğinizde
Düzenleyici otoritelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından beklentileriniz neler? Şimdi dediğiniz gibi bu sene 2 ay süreyle tavan fiyat uygulaması oldu. Aslında geçen sene de işte gene bir belli dönemlerde marjla ilgili bir gene kısıtlayıcı düzenlemeler olmuştu. Evet. Şimdi bu karla ilgili sıkıntı sektörün hakikaten ciddi bir sorunu. Çünkü bizim verdiğimiz hizmet, bayilerimizin verdiği hizmet hakikaten çok çok önemli. İşte 7 gün 24 saat kesintisiz müşterinin beklentisini karşılayacak şekilde hizmetler veriyoruz. Bunun karşılığında bir takım tabii ki getiriler ister istemez bekleniyor. Bir de hani çok doğru olmayan şöyle algılar var. Bizde cirolar yüksek olduğu için hani zannediliyor ki çok büyük paralar aslında kazanılıyor ki öyle değil. Aslında şirketler faaliyetlerini sürdürebilmek adına ki bir takım demin söylediğim standartları korumak, o hizmeti aynı şekilde verebilmek adına ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunu sürdürebilmek adına belli miktarda karlılığın olması gerekiyor. Tabii ki ülkemizin bir takım yani genel sıkıntıları var. Hani fiyatın yüksek olması tabii ki kimse tarafından istenmiyor. Biz de istemiyoruz, tercih etmiyoruz. Ama o fiyat içindeki kar oranı göreceli olarak yani yapılan iş, verilen hizmet karşılığında düşük. Tabii ki EPDK da kendi açısından değerlendirmesini yapıyor. Ona oraya zaman zaman bahsettiğimiz şekilde bir takım tavan fiyat uygulamaları getiriyor. Aslında burada bizim beklentimiz sektörün yani şirketlerin, bayilerin faaliyetlerini sürdürürken hani ne kadar bir kazanç aslında makuldür değildir. Bu konuda biraz daha detaylı çalışılabilmesi ve analiz yapılması. Ki son dönemde bildiğimiz kadarıyla EPDK'nın da bu yönde bir çalışması var. Yani bu marş hareketleri nasıl olmalı, nasıl gelişmeli? Hem sektörü ve bayileri ayakta tutacak, hem tüketiciyi mağdur etmeyecek. Ama bir yandan da işte bu tip müdahalelere de çok gerektirmeyecek bir yapı üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Umuyorum ki bu yeni yapıyla birlikte önümüzdeki dönemde bu tip müdahalelere ihtiyaç kalmaz. Sektör de üzerine düşen görevi bugüne kadar olduğu gibi en iyi şekilde yapmaya devam eder. Temennimiz bu yönde. Evet. Tabii akaryakıt sektörü özellikle hizmet ve ürün kalitesinin çok yüksek olduğu bir sektörümüz. Dolayısıyla hizmet kalitesinin maliyetlere de bir takım yansımalarının olması kaçınılmaz bir durum. Yine buradan ilerleyelim o zaman. Günümüz rekabet şartlarında müşteri memnuniyeti tabii markaların olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi. Aslında müşteri memnuniyeti dediğimiz zaman evet geniş bir alan. Çok geniş bir çatı ama sizin müşteri memnuniyetine bakış açınız, Opet'in bu anlamda uyguladığı stratejiler neler? Şimdi müşteri bizim odağımızda. Yani çünkü özünde müşteriyi memnun edersiniz, işte o istasyonumuza geliyor, yakıtını alıyor, hizmetini alıyor. Siz de bunun karşılığında bir yani ticari olarak faaliyetinizi sürdürebiliyorsunuz. Dolayısıyla en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Şimdi müşteriyi memnun etmek için tabii ki müşterinin beklentilerini iyi anlamak lazım. Biz o konuda yoğun bir faaliyet içindeyiz. Sürekli araştırmalar yapıyoruz. Neler bekliyorlar? Gelişmeler hangi yönde? Belki hani değiniriz. Gidişat artık istasyonların birer hizmet noktasına dönüşmesi şeklinde. O konuda neler bekliyorlar? Ne tür hizmetleri aldıkları zaman mutlu olacaklar? Aldıkları hizmetin şekli nasıl değişirse, örneğin işte, yani günümüz teknolojinin kullanılarak işte mobil ödeme olsun, farklı ödeme yöntemleri olsun, bunlardan nasıl memnun kalırlar? Bütün bunları araştırarak buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani temel prensibimiz dediğim gibi yani müşterinin beklentisini, tabii ki çok çok farklı beklentiler de var ama mümkün olduğunca en uygun şekilde yerine getirilebilecek düzenlemeler. Burada teknolojiyi kullanmak, dijitalleşmeyi kullanmak,
Dolayısıyla farklı işte ürün ve hizmetleri istasyonlarımızda sunmak temel stratejimiz. Evet. Az önce kar marjlarının kısıtlılığından söz ettik. Tabii bu durumda özellikle istasyonlarda akaryakıt dışı satış faaliyetlerinden elde edecek gelirin önemi çok artıyor. Bu alanda da sanırım marketler bir numaralı gelir kapısı olarak görülebilecek bir nokta. Size ultramarket konseptini uyguluyorsunuz istasyonlarınızda. Bize biraz ultramarketi anlatır mısınız? Ultramarket konseptine biz 2018 yılında başladık. İstasyonlarımızda işte sunulan hizmetlerin, farklı ürünlerin, alanların en iyi markaları tarafından tedarik edilip müşterilerimize sunulması kavramıyla başladık. İşte bunlar içinde artık hani günümüzde çok popüler içecek olan kahvede işte Starbucks ve Caribou markaları var. İşte pastane ürünlerinde InBakery by the One ürünleri veriliyor. Kişisel bakım ürünlerinde Rozman'la çalışıyoruz. İşte oyuncakta Toys Shop var. Araç bakım ürünlerinde Otomix, işte T-Tech gibi ürünlerimiz var. Bunları sürekli geliştiriyoruz. Örneğin geçen sene Can Yayınları'nı devreye aldık ki hakikaten çok iyi gidiyor. Şu an ayda 4000 adet kitap satılıyor istasyonlarımızda. İnsanlarımıza okuma alışkanlığını tekrar hatırlattığımızı düşünüyoruz. Çok sevindim bu rakamı duyduğum an. Evet, bizi de çok etkiledi. Son derece memnunuz. Bunları geliştirerek aslında devam ediyoruz. Prensibimiz de bu yönde. Burada da gene hani prensip biraz önce konuştuğumuz gibi hani müşteri artık Opet'te en iyisini bulmaya alıştı. Yani onu bekliyor. Dolayısıyla biz de dedik ki hani bu alanda en iyi kimler? İşte demin bahsettiğim markaların yanı sıra işte Sandviç'te Dardanel var. Bir takım bu tip markalarla, işbirlikleriyle tüketicimize bunu sunuyoruz. Tabii bazı istasyonların marketlerin konumu itibariyle bütün bunları sunmak mümkün olamayabiliyor. Onun için de Full Market Extra diye bir konsept de geliştirdik. Bugün itibariyle 200'ün üzerinde ultra marketimiz, işte 100'ün üzerinde Full Market Extra'mız var. Yıl sonunda bu rakamı 400'e çıkarmayı hedefliyoruz. Burada tabii amaç hem bu markalı ürünleri tüketiciye sunarken bayilerimizin gelirlerinin de artması, çünkü onlar için de önemli bir gelir kalemi. Artı hani bizim de artık şirket olarak bu tip işlemlerden sağladığımız katma değerin bir kısmını da hani kendi bünyemize alarak bir şekilde bahsettiğiniz şekilde gelirlerin artırılması yönünde kargo teslim noktası haline de getirmeye başladık istasyonları. Yurt dışında görmüşsünüzdür, ülkemizde de yaygınlaşıyor. Bu kargo kutuları var, kargomat şeklinde. Dolayısıyla tüketici evinde olmadığı zaman kargoyu teslim ettireceği nokta olarak bizim istasyonumuzu belirleyebiliyor. Sonra akşam evine giderken ya da şey yapan alabiliyor. Benzer şekilde istasyonlarda teslimat noktası olarak da kullanılabiliyor. İşte Trendyol'la öyle bir anlaşmamız var ki bunları geliştireceğiz. Dolayısıyla işte mesela gurme sokak lezzetleri gibi bir konsept üzerinde çalışıyoruz. Gene istasyonlarımızda farklı bir hizmeti sunabilmek adına. Yani belirttiğiniz şekilde akaryakıt dışı gelirler giderek daha önemli bir yer tutmaya başlayacak. Biz de bu anlamda bahsettiğim konseptle ilerlemeye devam edeceğiz. EPDK verilerine göre yaklaşık 1750 civarında istasyonunuz var yanlış bilmiyorsam. Gerçekten büyük bir network, büyük bir ağ. Burada bu network'e yönetmek, bu ağı yönetmek çok zor olmuyor mu? Önce onu bir sorayım. Zorlanıyor musunuz? Bir de tabii müşterinin gözünde kalite algısını oluşturabilmek için bu bütün network'ün belirli bir asgari standartizasyonda buluşması lazım. Ne bileyim işte bazı özelliklerin, bazı hizmetlerin birçok istasyonda aynı anda verilmesi lazım. Bu anlamda nasıl bir yönetim sergiliyorsunuz? Aslan Bey, dediğiniz nokta çok önemli. Yani işin zorluğu aslında o bahsettiğiniz işte aynı kaliteyi, aynı standardı bütün istasyonlarımızda ki Türkiye'nin her tarafında varız, tutturabilmek, onu sağlayabilmek. Yani asıl işin hani
meşakkatli kısmı orada. Bu tabii çok kolay bir yönetilecek süreç değil ama bizim işte en üst seviyede, işte biraz önce hani tuvaletlerden bahsettik. İşte Nurten Hanım bizzat o konuyu takip ediyor. İşte yöneticilerimiz, bütün sahadaki arkadaşlarımız, ki çok farklı ekiplerimiz var sürekli istasyonlara giden. Bunlar bütün bu standartların korunması için, sürdürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Tabii burada bayilerimiz de çok çok önemli. Bayilerimizde de aynı anlayış ve yaklaşım var. Çünkü bayilerimiz de biliyor ki tüketici bir Opet istasyonuna geldiğinde, bugün İstanbul'da da olsa ya da uzun yolda da olsa, Anadolu'nun herhangi bir şehrinde de olsa, aynı hizmeti, aynı işte yaklaşımı bekliyor. Dolayısıyla onu sunmak adına bayilerimiz de çok büyük tabii ki gayret gösteriyorlar, özveri gösteriyorlar. Yani bu işi yönetmenin bir kısmı tabii ki bizim kendi ekiplerimiz, ama bir kısmı da işte bayilerimizin bu anlayışı benimseyerek devam ediyor olması, ki çok çok önemli. Sonuçta bizim sahadaki yüzümüz tabii ki bayilerimiz. Çünkü bir istasyondaki sıkıntı aslında her tarafa olumsuz yansıyabiliyor. Aynı şekilde bir istasyondan memnun ayrılan bir müşteri de tabii ki diğer istasyonlara da gidebiliyor. Bu yüzden de hani kendi içinde böyle bir hani ekosistemimiz var bunu sağlayabilmek adına. Ama biraz hani Opet'in farkı da burada. Yani biz herhangi bir uygulamayı, işte bir hizmeti yaptığımızda belli bir yaygınlığa mutlaka ulaşmasını ve o standart ve kalitenin mutlaka oluşmasını benimsiyoruz. Öyle geliştiriyoruz. Hani bir takım yeni düşüncelerimiz var ama bunları denemeden, belli bir noktaya getirmeden de hani çok duyurmuyoruz. O anlamda hani işin asıl biraz püf noktası burada. Cüneyt Bey, peki bu network'ün sayısal anlamda gelişimi konusunda biraz bilgi verir misiniz bize? Yıl sonuna kadar hedefleriniz neler? Bir de tabii orada bayilik sistemiyle şirket malı istasyon sistemi arasındaki stratejiyi nasıl, dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Ondan bahsedin biraz. Bu yıl sonu hedefimiz 1800 civarında istasyon sayısına ulaşmak. O anlamda da ilerliyoruz. Dediğim gibi bunun önemli bir kısmı, yani 1200 civarı işte Opet istasyonu, artı ikinci markamız olan Sampet'te de 600'e yakın istasyonumuz olacak yıl sonu itibariyle. Network olarak belli bir doygunluğa geldiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra biraz daha network'ü daha verimli hale getirecek şekilde çalışmalarımız olacak. Burada bahsettiğiniz şekilde istasyon işletme modelleri önemli. Biz mesela birkaç sene önce kendi işlettiğimiz istasyon modeline başladık. Onda da özellikle otoban istasyonlarımızdan başlayarak şehir içine de giderek yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gerek Opet, gerek Sampet, gerek acenta modeli, gerek bazı istasyonlar biliyorsunuz yerin sahibi işletmek istemezse kiralayabiliyor. Yani kiralama modeli. Mülklerimiz de var dediğiniz gibi. Yani böyle bir karma modelle ilerleyeceğiz ama ileride kendi işlettiğimiz istasyonların sayısının artırılmasını planlıyoruz. Dolayısıyla ama hani bundan sonra büyük ihtimalle sayılar buralarda seyredecek. Hani tabii ki mutlaka bir yeni istasyonlarımız ya da işte transferlerimiz olacak ama biraz daha optimizasyona yönelik olarak çalışmayı hedefliyoruz. Evet. Vallahi Opet deyince böyle sosyal sorumluluk kavramı direkt böyle hani insanın aklına gelen bir kavram oldu son yıllarda özellikle. Herhalde burada Nurten Hanım'ın kulağını bir kez daha çınlatmak gerekiyor. Bize biraz yine sosyal sorumluluk projelerinizden bahsedin lütfen. Son dönemde kağıt silip dönemini bitirmeye yönelik bir adım attınız. Bunu da bir bu kapsamda değerlendirebilir miyiz bilmiyorum, sosyal sorumluluk olarak. Neler söylemek istersiniz? Dediğiniz gibi yani hani Opet deyince sosyal sorumluluktan, evet, bahsetmemek olmaz. O bizim artık bir hani kurum kültürünün bir parçası. O anlamda da hani sürekli yani eskiden gelen pek çok projemiz var. Artı yeni projelerle de bunları geliştiriyoruz.
Temiz tuvalet kampanyamızdan bahsettik. Bahsettiğiniz projede aslında bizim Yeşil Yol projesi kapsamında. Yeşil Yol projemizde istasyonlarımızın etrafını araçlandırdığımız bir proje. Tabii ki biz hani sürdürülebilirlik anlamında da çeşitli çalışmalarımız oluyor. Çünkü hani sosyal sorumluluk tabii ki çevreye, topluma saygı demek. O sorumluluk bilinciyle hareket etmek demek. Tabii ki gelecek nesillere de hani neyi bırakacağız, o da çok çok önemli. O anlamda bizim Opet Kart kullanımı sonrasında çıkan kağıt sliplerin artık çıkartılmamasına başladık. Artık teknoloji gelişti biliyorsunuz, işte mobilden ya da farklı yöntemlerden takip edilebiliyor. Oradan elde ettiğimiz tasarrufu da ağaç dikerek değerlendiriyoruz. Dolayısıyla hani yeşile verdiğimiz önemin aslında bir göstergesi o kapsamda. Tarihe saygı projesi kapsamında Çanakkale'de de pek çok faaliyetimiz oldu. Orada farklı köyleri çevresini değiştirdik. Oradaki farklı köylerde bir takım rehabilitasyon çalışmaları yaptırdık. Etmoköy, Arkeköy çalışmalarımız oldu. Hakikaten bir Çanakkale'ye Opet eli değdi. Yani onu gittiğinizde bunu görüyorsunuz. Çok değerli bir proje olarak onu hayata geçirdik. Ve gelirler de sağlayacağımız projeler. Potansiyeli ortaya çıkarmak biraz. Tabii aynen. İşte oralarda bir takım eğitim faaliyetleri. İşte trafik dedektifleri projemiz var. Gençleri eğittiğimiz. En son geliştirdiğimiz kadın gücü projesi var ki bunu da çok önemli buluyoruz. Hem kadın istihdamını teşvik etmek, hem de bizim gibi böyle hani erkek işi diye bilinen işte aslında kadınların da çok daha faal olabileceğini göstermek adına. Onu da işte 3 sene önce başladık. Ve kriteri şöyle koyduk, yani en az bir tane sahada, yani akaryakıt satış görevlisi olacak, bir tane de markette olmak üzere, yani en az iki kadın görevlisi her istasyonumuzda olacak şekilde. Şu an 77 ildeki istasyonlarımızda bu var. Başladığımızda kadın çalışan sayısı istasyonlarda 1500 civarındaydı. Şu an 3000'lere yaklaştı. Yani toplam 16-17 bin istasyon çalışanı arasında önemli bir noktaya geldi. Çok memnunuz. Bayilerimiz memnun, tüketicilerimiz memnun. Müşteri geldiğinde, işte bir kadın görevli gördüğünde hoşuna gidiyor. Oradaki diğer çalışanlar açısından çok etkin oluyor. Ama önemli olan burada tabii kadınların her işi yapabileceğinin aslında bir anlamda hani gösterilmesi, onun teyidi. Dolayısıyla onu da çok çok değerli bulduğumuzu söyleyebilirim. Gene hijyen konusunda işte işimiz temiz projesi var. Bunu daha yaygınlaştırmak anlamında. Yani sosyal sorumluluk bizim olmazsa olmazımız. O tip faaliyetlerimizi her zaman artırarak devam ettireceğiz. Evet. Geçtiğimiz yıl biraz nostaljik bir çalışma olarak da belki düşünülebilir. Yıllar önce ünlü sanatçı Cem Yılmaz'la bir işbirliğine gitmiştiniz. Çok ses getirmişti. Şimdi geçtiğimiz yıl yeniden çalışmaya başladınız Cem Yılmaz'la. O proje nasıl gidiyor? Geri dönüşler nasıl onunla ilgili olarak ve yeni projeler olacak mı önümüzdeki dönemde? Aslında işte bir iki gün önce yeni reklam filmimiz girdi biliyorsunuz. Şu anda gayet beğenildi. İşte Türkiye'nin genç kadın ralli şampiyonu Burcu Hanım'la beraber keyifle izleniyor. Cem Yılmaz'la biz 15 sene önce çalışmıştık aslında birlikte. Aslında geçen sene çalışmaya başladık ama araya pandemi girince tabii istediğimiz şekilde maalesef ilerleyemedi. İşte bir kurye filmi yapılabildi ancak. Ama sonrasında işte önce bir market filmiyle, işte bir Faruk Etmez karakteri var. İşte Opet'e şey yapıyor, özeniyor. İşte onun gibi olmaya çalışıyor, eleştiriyor. Burada biz işte Opet'in farkını anlatıyoruz aslında temelde filmlerimizde. İşte ultramarkette ne yaptığımızı daha önce kısaca gösterdik. Şimdi yakıtlarımızın işte üstün performansı, motoru koruma özelliği, işte çevreye saygı özelliğini vurgulayan bir filmimiz var.
Bundan sonra da tabii arkası gelecek. Yakında yeni bir film de var devamında. Yani biz son derece memnunuz. Çalışmaktan da keyif alıyoruz. Cem Yılmaz'ın da hani bizim markamıza özel bir ilgisi de var. Hakikaten evet. Seviyor. Gönül bağı var. Var, evet var. Dolayısıyla hani yaptığı işler de o anlamda daha güzel oluyor, yansıyor. Gayet memnunuz. Peki, Ritmi son olarak Ötütük TV aracılığıyla bağlayabilir bir mesaj almak isterseniz neler söyleyeyim? Tabii, tabii, teşekkürler. Şimdi biliyorsunuz Opet sektörün öncü, yenilikçi, lider firması. Biz uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance'in, ki geçen sene de bu değerlendirme yapılmıştı, 2021 araştırmasına göre akaryakıt dağıtım sektöründe Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markası seçildik. Bu başarıda yani Opet markasını temsil eden bayilerimizin çok çok önemli bir rolü var. Yani biz bunu kendi başımıza yapmıyoruz, bayilerimizle birlikte yapıyoruz. Biz güzel bir aileyiz. Bayilerimizle birlikte biraz önce bahsettiğimiz işte bütün o projeleri aynı yaklaşımla hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla hani Opet'i bugüne getiren ve ileriye taşıyacak olan bu vizyon ve yaklaşımda olan bayilerimiz aslında. Dolayısıyla biz markamızı ileriye taşırken hani bundan sonrası için de bu bayilerle yürüyecek. Nasıl bugüne kadar Opet'i en üst seviyeye getirdilerse inanıyoruz ki bundan sonra da hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Yeni projelerimiz her zaman olacak. Opet tüketicinin en sevdiği, ilk tercihi marka olma özelliğini sürdürecek. Bu anlamda da ben Opet ailesinin birer parçası olan bayilerimizle bu serüvenin devam edeceğine olan inancımı bu vesileyle belirtmiş olayım. Umuyorum ki tüketicimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayan, hizmette, ürün kalitesinde ki yüksekliği sürekli tutan ve bayileriyle birlikte hani kol kola geleceğe yürüyen bir Opet olacağız. Biz özellikle müşteri memnuniyetine olan yaklaşımımız ve topluma değer katan sosyal sorumluluk projelerimizde bayilerimizin de aynı anlayışla faaliyetlerini sürdürmesiyle sektörün lider şirketi olmaya devam edeceğiz. Opet'se fark eder diyeceğiz ve geleceğe hep birlikte Opet'i götüreceğiz. Cüneyt Bey, çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Bizi Opet Genel Müdürlük Binası'nın terasında ağırladınız. Tekrar teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Sağ olun. Çok güzel, keyifli bir sohbetti. Kolay gelsin. Teşekkürler. Değerli Petrolik TV izleyicileri, 360 derece enerji programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Bir başka programda, bir başka değerli konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.